Evet, Yüdür Plus'ın bu bölümde çok özel bir konuğumuz var. Kanalın bu ana kadarki profiline yabancı biri. İlk defa bir siyasetçi çağırdık. Ama siyasetçi olarak değil, bir meslektaşım olarak da çağırdım. Birazdan anlatacağım. Erkan Baş bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Meslektaşım dedim, belki bu yönde çok bilmiyorlar ama siz bir tarihçisiniz. Bilim tarihçisi. Bilim tarihçisiniz. Biraz anlatmak ister misiniz o kısmı? Çünkü herkes siyasetle anıyor sizi ama. Ya şöyle, ben liseyi fen lisesinde okudum. O zamanki sınav sisteminde mecburen fen puanıyla tercih yapmak zorunda kalıp önce veterinerlik kazandım. Ama aklımda tabii hep böyle Beyazıt'a gitme hayalleri var. İstanbul Üniversitesi, Beyazıt diye. Fakat o günkü sınav sisteminde full yapsam, yani hepsini yapsam hukuka giremiyorum mesela. 0-2 ile çarpıyorlar. Tabii. Yani. Bir de bir yıl önce kazanmışım fen lisesi. Mezunum, hepsi negatif yazıyor. Hepsini yapsam giremiyorum. Bütün Beyazıt'ta TM puanıyla alan, o zaman sadece bilim tarihi vardı. Tam benlik bölümde. Ama girdiniz ve tabii. 4 girdim, sene bitirdiniz. Yok, 4 sene de bitirmek bizim dönemde pek mümkün değil. Ben mesela bazen sokakta üniversite arkadaşlarla falan karşılaşınca, hocam sen kaç mezunuydun diyorlar. Ben mezuniyetimi hiç hatırlamıyorum. Çünkü girdiğimiz yıl üzerinden konuşulur. 97'de girdim. 2004'te falan çıktım. Yani 6-7 yıl sürdü. Ekstra curricular yani ya faaliyet. Şey daha çok işte, okul dışı faaliyetlerim. Hergele meydanında felsefe tartışmaları yapıyordum. Ben o zaman da siyasi bir figür müydünüz? Tabii. Yani liseden beri şey. Zaten üniversiteye oraya girmemin de nedeni oydu. Fakat tabii çok esas olarak şanslıydım. Yani bilim tarihi tam aradığım bölüm. Hem fen matematik altyapısına ihtiyaç duyuyor aslında. Hem de sosyal bir alan. Aslında mesela çok bilinmez. Tarihçiler hiç anlamazlar da o alandan. Çünkü ya şöyle şimdi mesela. Aslında düz tarihçi anlamaz. Çok üzücü onu söyleyeyim. Mesela Ordinarius Aydın sayılı. Dünyadaki ilk bilim tarihi doktorasını yapan kişidir. George Sartre'nin yanında çalışmış. İşte Mustafa Kemal Atatürk gönderiyor. Hani burada çalış diye. Dolayısıyla dünya bilim tarihi literatürü açısından baktığımızda Türkiye'nin önemli bir yeri var aslında. Fakat bizimkisi tabii İstanbul Üniversitesi 12 Eylül'den sonra YÖK döneminde bilim tarihi kürsüsü kuruluyor. Maalesef kurucusu da Ekmelettin İhsanoğlu olunca tanınması pek mümkün olmadı. Öyle diyelim. Pek çalışılmamış. Yani ciddi çalışmaların yapılmadığı bir yer. Daha çok spesifik bir alan. Yani Osmanlı bilim tarihi üzerine çalışıyorlar. Siz Osmanlı bilim tarihi üzerine mi çalışmak istiyordunuz? Çalışmaya yok. Ben tabii daha genel çalışmak istiyordum. Sonra fakat şöyle oldu, onu söyleyeyim. Ben okurken bölüm kapandı o dönem. Artık lisans öğrencisi almaya başladı. Tam mezun oldum. Yüksek lisansı da kapattılar. Sonra arada bir Gebze Yüksek Teknolojide bilim politikaları üzerine kayıt yaptırdım. Oraya başladım. Sonra bilim tarihi bölümü tekrar alınca şimdi Osmanlı olması lazım çalışacağım konu. Bütün hocalar onu çalışıyor. Ben de buldum konuyu. Osmanlı'da Darwinizm çalıştım. Osmanlı'da Darwinizm. Ne çalışıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Osmanlı tarihçi. Çok ilginç. Mesela 1908 2. Meşrutiyet ilanından sonra biliyorsunuz felsefe dergisi çıkıyor. Yani aylık felsefe dergisi çıkan bir ülke aslında. Yani o son dönem. Ve orada örneğin ilk Darwin üzerine makaleler var. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. 1911'de Manastır'da askeri idadede, ya yani Mustafa Kemal'in okuduğu okulda Darwinizm diye özel ders var. Yani fen bilgisi dersi değil, biyoloji dersi değil. Bayağı bir dönem Darwinizm diye ders açılıyor. Ama ve o yazdıklarında çok etkisi de var zaten değil mi? O İttihat Terakki'nin. Hem sosyal Darwinizm hem Darwinizm. Bence mutlaka o daha sonraki hayatını da, düşüncelerini de etkilemiş orada okumuş olması. Yani ben bir dönem bir öğrencimle birlikte çalışmak da istemiştim aslında. Askeri idadede verilen tüm dersler üzerine. Yani ne anlatılmış o zaman? Müfredatta neler işleniyormuş falan. Ama çok ilginçtir bakın. TKP'nin kurucu iki ismi Mustafa Supi ve Ethem Nejat. Darwinizm dersini veren kişinin kullandığı mahlas isim Supi Ethem. Tabi bu böyle, ben yüksek lisansa başladım. Tabi bunları bilmiyorum. Supi Ethem ismiyle karşılaştığım anda elim ayağım birbirine girdi. Aha buldum falan diye böyle inanılmaz bir şey. O zaman hiç kimse henüz bu konuları çalışmamış. Sonradan çalışan arkadaşlar oldu. Hani siyasetten belki de hayatımda bir kez böyle uzaklaşıyorum galiba diye hissettiğim bir an var. Ama Türkiye sizi rayınıza oturttu değil mi? Sonra sizi üniversiteden orada, koparan. Orada mesela hocam günlerce kütüphaneden çıkmıyordum. Bir de Osmanlıcam çok iyi değil. Yani böyle bir taraftan Osmanlıca öğreniyorum, bir taraftan da Osmanlıca metinleri okumaya çalışıyorum o dönem. Şimdi Supi Ethem'in bir takım makalelerini buluyorum. Mesela Askeri Veterinerlik Dergisi'ne çıkmış bir makalesi. Onu çözmek falan böyle. Ama geceler, gündüzler böyle kütüphanede geçiyor. İnternet de o zaman bugünkü gibi değil. Sonra sürekli kütüphanede arşivdeyim. Sonra bir an kendime geldim. Bir dakika arkadaş, yani bunu yapabilmek için de memlekette başka bir siyasi iklime ihtiyacımız var. Ama zaten diye. Sonradan eğitim hayatınız yarıda kaldı. Şöyle oldu. Yani tam, devlet de yardımcı oldu size siyasete. Yani ben bazen espri yapıyorum. AKP'nin akademiden attığı ilk kişi ben olabilirim yani. Çok kaç erken tarihte. 2007 galiba. 2006-2007 olması lazım. Ya o tabii şöyle. Üniversitede yemekhaneyi özelleştiriyorlardı. Yemekhane özelleştirilirken de işçileri işten atacaklardı. İşçiler buna karşı tepki göstermeye başladı. Ben de yüksek lisansımı yapıyorum. İşçilerle beraber o eylemlere katıldık. Öğrenci arkadaşları o eylemlere kattık falan. Ciddi protestolar yapıldı yani. Bir de İstanbul Üniversitesi'nin yemekhanesi gerçekten, hani hala öyle mi bilmiyorum. Ben öğrenciyken Boğaz'a karşı en ucuz yemek yiyebileceğiniz yerdi orası. Yani böyle muazzam bir manzarası var. Yemekler de genel olarak iyiydi. Yani böyle bol
aşçılar vardı pek çok. Çok iyi yemekler yapıyorlardı. Aramız da çok iyiydi. Yani öğrencilik yıllarında. Şimdi bir anda düşünseniz hani her gün size yemek getiren 100 kişi, 150 kişi ertesi gün işsiz kalacaklar. Hani buna sessiz kalmak mümkün değil. O eylemlere katıldık falan. Sonra uyduruk bir gerekçeyle yani rektöre hakaret edilmiş eylemde falan diye. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı hakaretten davalar açılıyor ya. Gerçekten ben rektöre hakaret ettiğim gerekçesiyle eylemde disiplin cezası verdiler. 2 yıl uzaklaştırma verdiler. Zaten yüksek ses 2 yıl. Yani fiilen atılmış oldum. Sonra artık tamamen siyasete dahil olduk. 2010-2011'de falan mahkeme bozdu cezayı. Onlar hep mahkemeden dönüyor. Evet dönüyor ama işte yani arada... bu arada hak edilen mesela kopya çeken öğrenci de dönüyor. Sizinki öyle bir durum değil ama. Mahkemeye ne giderse dönüyor. Buna rağmen mesela idari cezalar. Yalnız benim mahkeme şöyleydi. Sizinkinin dönmesinin altı bir nedeni varmış. Şöyle oldu. Mahkeme başkanının şerhine rağmen iki yönün kararıyla 2-1 çıktı karar. Büyük ihtimalle mahkeme başkanı işte AKP döneminde şey yapılan. Yani bu kadar ufak bir şey de bile parsanlık mutlaka öyle. Olmadı sonuçta. Osmanlı'da Darwinizm hala üzerinde çalışılmayı bekleyen bir konu. Sizin aracınıza söyleyeyim. Çalışmak isteyen arkadaşlara yardımcı olurum. Biz tarihçiler bilim tarihinden hiç anlamayız. Sanat tarihinden de çok anlamayız. Bunların ayrı alan uzmanları var. Yani, bunu kimse söylemiyor ama ben söylemiş olayım. Fakat baktığımda hani ben Avrupa bilim tarihi kolay okunabilir kitaplar olduğu için yapmaya çalışıyorum. Pek bizden kadar gelişmiş açıkçası bilmiyorum ama siz çok güzel bir dergi çıkarmışsınız. İncelerim de bilim tarihi araştırmaları diye. Kaç sayı çıktı bilmiyorum ama 3 sayısı var. Galileo üzerine savunmasını sanırım ilk kez Türkçe. Ya şimdi o burada. Çok benim için hayatımın en güzel hikayelerinden bir tanesidir bu. Şimdi bilim tarihi çalışmak istiyorum. Gerçekten bilim tarihi çalışmak istiyorum. Çünkü bu alanı çok önemsiyorum. Fakat çalışılacak alan yok. Yani akademi kapanmış. İşte daha sonra okuldan atılmış falan. Ne yapayım da edeyim dedim. O arada böyle bir yayıncılık deneyimim var. İşte sağda solda yazdığım, çizdiğim şeyler var falan. Ya dedim Türkiye'de niye böyle bir dergi yok? Bilim tarihi dergisi. Tam da böyle galiba şey TÜBİTAK bilim tekniğinin artık içinin boşalmaya başladığı dönemler falan. Şimdi aylık çıkartsak olmaz diye böyle 3 aylık yarı akademik yarı popüler bir dergi denemesi yaptık. Çok uzun olmadı macerası ama gerçekten yaparken büyük keyif aldığım işlerden bir tanesiydi. Bir de alanın ne kadar boş olduğunu o zaman görüyorsunuz. Yani işte mesela Galileo'nun savunması. Şimdi herkes konuşuyor bunun üzerine de. Ya bir kişi de çıkartsın bassın kardeşim şunu okuyalım ya. Ne anlattı, evet, ne demiş, ne yapmış falan diye. Türkçeler ilk burada basıldı öyle mi? Einstein'ın görelilik kuramı o 100. yılına denk gelmişti mesela. Onu da bir arkadaş yazar çevirip bastık. Gagarin zaten benim idolüm. Yani Gagarin bambaşka bir insan benim için. Hani... Niye Gagarin diyorsunuz? Ya hocam tesadüf galiba da bu astronot kozmonot muhabbetleri vardı bizim çocukluğumuzda. Herkes astronotları seviyordu. Ben herhalde biraz farklı biriyim. İşte ben kozmonotlara merak saldım. Gagarin'le tanıştım orada. Gagarin üzerine çok az şey yazılan, çizilen, düşünülen. Şimdi o sosyolojik olduğu için. Kurmaymış. Onu kaybetmeye çalışıyorlar. Oysa çok kıymetli çalışmaları var. Yani sadece gidip gelmesi değil. Geldikten sonra neredeyse köy köy Rusya'yı gezdiriyorlar. O zaman Sovyetler Birliği'ni. Ve insanlara gerçekten bilimin önemini anlatma konusunda, bilimi toplumsallaştırma konusunda bence çok önemli bir işlevi var. Yani düşünsenize köye gidiyor. Mesela o sohbetlerini falan özel bulmaya çalışıyorum böyle. Gittiği köyde insanlara uzaya nasıl çıktığını, ne yaptığını, çalışmalarını, oradan ne gördüğünü, nasıl göründüğünü falan anlatıyor. Tabii muazzam ilgi çekiyor o dönemde insanlar arasında. Bence zaten bilim tarihinin en büyük esprisi şu. Şimdi bilim adamı denince hani bizde şeydir ya, Einstein böyle kafa dağınık, kızını tanımaz falan hani öyle şeyler var. Yani öyle yani dünyada olmayan birisi aslında. Hani uçuk kaçık. Şimdi ama mesela bilim tarihi bize şunu gösteriyor. Bilim niye önemli? Bilimin niye önemli olduğunu geniş toplumsal kesimlere, kitlere anlatabilmenin en iyi yolu bence bilim tarihi. Yani, ama hocam köydeyiz. Bilim neden önemli? Ya şimdi bak ben şöyle yani, yapardım. Yürü Gagarin. Bir adım geri gideyim ondan sonra da cevap vereyim. Hayalimi söyleyeyim. Mesela bence ortaokulda bayağı zorunlu ders olarak en az bir sene bilim tarihi okutmak lazım. Genel bir bilim kültürü kazanabilmesi için. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz iki şey var bilimde. Bir, dediğim gibi işte Einstein en tipik örneği Einstein'dır. Hani hep kafası dağınıktır, karışıktır, dünyevi işlerle hiç uğraşamaz falan gibi anlatılır. Diğer uçta da şu vardır. Sadece işte teknolojinin geldiği aşamanın bize sağladığı faydalar. Oysa mesela bence esas mesele bilimsel düşünce yöntemini kazandırmaktır topluma. Yani bizdeki en temel problemlerden bir tanesi bu. Bizde her şey ezbere dayalı. Düşünmeyi hocam bilmiyoruz değil mi? Her şey ezbere dayalı. Ve samimiyetle söylüyorum. Eğitim sisteminde mesela 11 yıl diyelim ki 12 yıl zorunlu eğitimden geçtiniz. Belki aklınızda hiçbir şey kalmıyor. Ama bir yöntem olarak ezberlemek sizin içinize yerleşiyor. Ondan sonra bütün hayatınızı öyle geçiriyorsunuz. Ben mesela açık bir şey söyledim. Hani belki de sosyalist bir siyasetçi olarak özel eleştirel bir şey söyleyeyim. Mesela defalarca diyelim ki Marksist klasikler üzerine okumalar yapmışızdır. Çeşitli topluluklarla. En çok şikayet ettiğim konulardan bir tanesi buydu. Yani Marx okuyorsun mesela. Felsefe tartışacaksın falan. Hani lisedeki din kültürü dersinde bir tartışma yapıyormuşsun gibi hissettiğim zamanlar oluyordu yani. Ezberle onları anlamaya, düşünmeye hiç emek vermeden o cümleleri tekrarlıyordum. Mesela ama bu kişilerin sorunu değil. Eğitim. Çok açık söyleyeceğim. Yani toplamda öğretilen şey bu. Sadece bu kalıyor akılda. Ezberleme kalıyor. Bugün sosyal medyada görüyoruz. Mesela çok fazla yazım hatasından falan çok işkillenen oluyor. Devrik cümle. Ben bu kitap yazdığım zaman en büyük eleştirilen biriydi. Hocam bozuk cümle yazmışsınız. Diyor ki cümle devrik. Eğitim sistemi öyle bir ezber öğretmiyor. Devrik cümleyi
yanlış şimdi. Yanlış şimdi. Öyle bir cümle olamaz. Yapamaz. Bu nasıl bir Mussolini eğitimidir? Yani bu arada en faşist idarelerde bile sanat bilim alanlarında bu kadar bir şey sağlanabilmiş değil. Yani en totaliter rejimlerde bile. Gerçekten bence temel çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi oluyor. Mesela kendimiz için söyleyeyim. Ben fen lisesinde okurken felsefe dersi vardı. Felsefe haftada bir saat. Haftada bir saat sadece. Felsefe dersinde bütün sınıf test çözerdik biz. ÖSS sınavına hazırlık için. Ya hoca da ne yapsın? Yani bir süre sonra da durumu kabul etmeye başlıyor. Evet, ama genel olarak düşünün. Yani böyle işte felsefedir, mantıktır, sosyolojidir falan gibi. Hani insan hayatına yön verebilecek dersler hepsi böyle orada da haksızlık yapılıyor da beden eğitim dersi gibi. Tabii beden eğitim dersinde de hani hiç şey boş ders tabii, gibi algılatılıyor. Top oynarsınız. Temel problemlerden bir tanesi. Peki şimdi bir siyasi partinin genel başkanısınız. İlk seçimde iktidara gelme ihtimaliniz yok. Yok. Bence de yok. Belki iyi bir oy, iyi, doğru bir şey de belli bir alanda söz sahibi olabilirsiniz. Bir ya da iki seçim içinde diyelim. Hı-hı. Böyle bir şey oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı size verdiler. Neyi değiştirirsiniz? Ya bir kere eğitimin temel problemi şu Türkiye'de. Eşitsiz bir eğitim var bir kere. Herkesin, her yurttaşın eğitim alabilmesini güvence altına almak lazım. Türkiye'de bir kere buradan başlıyor sorun. Ben anladım ama bunu herkes anlamayacak. Ne demek istiyorsunuz? İşte herkes okula gidiyor. Hayır, herkes okula gitmiyor. Bak şimdi Türkiye'de şöyle bir hale geldi. Özellikle AKP döneminde. Üç tip okul var. Bir, özel okullar. Hani onların da kendi iç kategorileri var da. Neyse. İki, imam hatipler. Bir de ikinci, üçüncü sınıf diye değerlendiren hani başka yere gidemeyen insanların çocuklarını göndermek zorunda kaldıkları okullar. Düz okullar. Meslek liseleri falan da buna dahil de. Böyle bir kategori var. Benim anladığım devlet tüm yurttaşlarına eşit, parasız, bilimsel eğitim alma hakkını sağlamak durumunda. Buna göre organize olmak durumunda. Türkiye'de böyle değil. Ya çok basit bir şey söyleyeceğim bakın. Türkiye'de eğitim bakanı bir özel okul patronu. O okulu para kazanmak için kurmuş. Tartışılacak bir şey değil. Okulu para kazanmak için kurmuş. Toplumu geliştirmek, insanlara bir yetenek kazandırmak falan değil. Buradan başlamak lazım. İkincisi bence son yıllarda en büyük skandallardan bir tanesi öğretmenlerin durumu. Bu dönemde hiç görmediğim kadar mesela ya şöyle bir şey yaşadım ben. Bir öğretmen bana mesaj attı. O gün itibariyle çok yakından şey yapıyor. Oturacak sandalye vermiyorlar öğretmene özel okulda. Yani dersi oturarak anlatmasın falan diye. Yani öğretmen bu ya ne yapacağını bilmez mi zaten? Tamam mı? Oturacak sandalyesini almışlar sınıfta. Hocam benim çocuğum özel okulda okuyordu. İyi bir özel okulda okuyordu. Annesinin de gittiği köklü bir özel okulda okuyordu. Ben çocuğumu okuldan aldım devlet okuluna verdim. Bunun çok temel mantığı pazar günü veli toplantısı yaptılar. Ve müzik hocası bana 5 yaşındaki Zeynep'in adamın yüzünde ben de hocayım şimdi. Ya dedim bu adamın pazar günü şimdi bu bir insanlık suçu ya. Ya bir de adamın çocukla ne kadar yani bir bildiğiniz 30 yaşında bir erkek sabah bana 5 yaşındaki benim şımarık kızımın müzik yeteneği var mı? 20 kişiye bunu söylüyor. Şimdi bu nasıl bir çalışma şartıdır? Okula 20 kere gittim 2 senede. Habire veli geliyor. Yani özel okulların inanılmaz öyle bir problemi var. Şimdi bak bir ataması yapılmayan öğretmenler var. Sözleşmeli öğretmenler var. Kadrolu öğretmenler var. Özel okul öğretmenleri var. Onlar da tabii tırnak içinde daha iyi özel okullar, daha kötü özel okullar. Bir de dershaneler sözde kapandı ama her tarafta etüt merkezleri. Oralar bakın şunu biliyorum. Mesela Adana'da, Mersin'de bizim Adana birinci sıradayımız özel okul öğretmenleri sendikasının kurucularından bir tanesi. Bayağı çalıştık arkadaşlarla. Ya asgari ücret ödüyorlar. Üste geri para alıyorlar. Hocam öğretmene asgari ücreti ödüyor. Maaşının bir kısmını geri getirmesini istiyor. E yani şimdi bu şartlarda niye itiraz etmiyorlar diyeceğim. Ediyorlar edince de gidiyorlar Ankara'da polisten dayak yiyorlar işte. Ha, öyle mi itiraz? Yani bunu gidip asgari ücret maliyeyi arayamıyor mu mesela? Ya ertesi gün işsizsin. Ne yapacaksın? Adana'da kaç tane? İşte o zaman temel noktaya geliyor. Şimdi, aslında iş güvenliği tabii, olmadığı zaman tabii. Sendikalaşma hakları yok ya. Düşünsene yani hani sözlü kağıt üstünde var da uygulanamıyor yani. Şimdi buradaki mesele mesela akıl dışılığı şöyle görüyoruz. Ya mesela bir ülkede bir tarafta insanlar öğretmensiz kalıyor. Bir tarafta da yüz binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Şimdi mesela bunu bir de planlayamayan bir akıldan söz ediyor. Ben her gittiğim yerde şunu anlatıyorum. Diyorum ki bak artık E-Devlet, M-Devlet var değil mi? Sistem var. Dört işlem bilen herkes bunu yapabilir hocam. Yani şu anda iki yaşında kaç çocuk var Türkiye'de? E-Devlet'e girsek çıkartırız değil mi? Senle ben otursak evet, çıkartırız. Evet. Demek ki bizim beş yıl sonra kaç çocuğumuzun ilkokula başlayacağının ilişkin elimizde bir veri var. Bu veriler var mı? Var. Devletin elinde var. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın yanında İçişleri Bakanı oturuyor. Dese ki şu E-Devlet'ten bana şunu çıkar getir. Getirecek. Sonra bakacaksın 5 yıl sonra kaç tane öğretmen ihtiyacı var? Şu anda kaç öğretmenim var? Kaç tanesi emekli olur bu dönemde? Toplama çıkarma yapıyoruz hala. Dikkat edin bak hiçbir şey yok. Sonra diyeceksiniz ki hani yok kalkmalı bence ama üniversite arası kurula. Arkadaş bu yıl ilkokul öğretmenliği için şu kadar kontenjan açacağız. Bunlar 4 yıl sonra mezun olduklarında hepsinin aşağı yukarı işi hazır hale gelecek. Her örnekte bunu çoğaltabiliriz. Yani dolayısıyla bir planlı yönetim ihtiyaç var. Burada ise şu yapılıyor. Ama şimdi planlı yönetim dediğinizde hem planlı şey diyorsunuz hem başka açıklamalarınız da vardı. Beni en çok şaşırtan sizin mesela evle ilgili açıklamalarınızda da buna tepki gösterenlerin genelde evi yok ve şöyle ben bunu şeyde de gördüm. Booking'e baktığınızda mesela Fransızlar otelle ilgili yorum yaparken söverler. Türkler hep şey der otel sahibini de anlamak lazım. Bakın buna bakın. Booking.com'dan otel yorumlarına bakın. Buna benzer bir durum oldu. Bir insan siz onu demek istememiş olabilirsiniz ama diyelim ki çıktım ben dedim ki bütün evlere el koyacağım. Bununla ilgili ilk dert olanın profillerine bak
baktığımızda 20'li yaşlarda çocuklar ve muhtemelen ben kendim bile ev almakta zorlanıyorsam ki yani bilinen insanlara değil de para kazanıyoruz. Onların hiç öyle bir şansı olmayacak. Çünkü dünya büyük bir sermaye birikimi krizi içinde olacak ve görecekler. Onlar laf söylüyor. Buradan da şunu görüyoruz. Paradigma aslında beyinleri esir almış mı? Tabii. Ya şimdi kapitalizmin bence en büyük başarısı bu. Yani çalışarak zengin olmak güzel diye bir hikaye var. Yani. Çalışarak zengin olmak diye bir hikaye var. Yani herkes böyle bu bir masal olarak anlatılıyor. Bence bir insanın milli piyango çıkma ihtimali daha yüksek. Yani çalışarak zengin olmaktansa milli piyango almak daha yani doğru. Eğer vergi kaçırma ve belli şeyler hariçse. Sen ne yapıyorsun? Dürüst bir vatandaş olarak çalışacaksın. Ya ben hep aynı örneği veriyorum. Benim babam 25 sene bilfiil işçilik yaptı. Bir tane ev yaptı, giremeden öldü. Benim babam tek örnek değil yani. Böyle binlerce insan var ortada. Bir kere bu ev meselesinde zaten çok basit. Yani rakamlarla konuşmaya başladığın zaman dağılıyor karşı taraf. Çünkü AKP döneminde ev sahipleri oranı azaldı Türkiye'de. Ya yani son 20 yılda insanlar ev almak için olağanüstü çaba sarf ediyorlar ama gittikçe azalıyor. Dolayısıyla insanların evine el koyan ben değilim. İnsanları evsiz bırakan, insanları kiraya, insanları çok kötü koşullarda yaşamaya mahkum bırakan bu iktidar. Ya yani aslında meseleyi şuraya taşımamız lazım. Bir takım zorunlu ihtiyaçlarımız var bizim. Temel ihtiyaçlarımız var. Su, elektrik, doğalgaz, bence artık internet bunlardan bir tanesi. Konut, ulaşım. Bunlar olmadan yaşayamayız. Şimdi düşünün ortalama bir işçi ya da işçi derken de beyaz yakalıyı da kastediyorum. Plazada çalışanı da, üniversitedeki akademisyeni de kastediyorum. Proletarya. Hepsi. Üretim araçlarına sahip olmayan herkes. Şu anda bütün kazandığınız maaşı bunlar harcıyorsunuz. Ya ben bunu sorgulatmak istiyorum ya. Arkadaş su içmeden yaşayamayız. Dolayısıyla biz niye suya para veriyoruz? Bak sorun bu. Yani Maslow'un ilk kadı bedava olmalı. Elbette. Ya elektrik mesela. Şimdi düşünsenize dereler bizim değil mi? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülkedeki her şey bize ait. Doğal derelerimiz var. Bunun üstüne baraj yapıyoruz. O da bizim vergilerimizle yapılıyor. Ondan sonra bunu bir tane şirkete veriyoruz. Diyoruz ki sen buradan ürettiğin elektriği bana sat. Arada bir de dağıtım şirketleri, yok faturayı kesen şirket falan, birkaç tane şirket zengin oluyor. Ya her şey bizim, aslında bize ait. Şimdi mesela konutu da ben böyle görüyorum. Konut, sokakta yaşayabilir miyiz hocam? Yaşayamayız değil mi? Yaşamamamız gerekir. Dolayısıyla her yurttaşın sağlıklı, huzurlu, mutlu, güvenli ev sahibi olması gerekir. Bunu savunuyorum. Şimdi bu akıl dışı değil, bu normal olan. Bak normal olan şey, öyle bir hale geldik ki normal olan şeyleri söylemek sanki hayalperestlikmiş gibi anlatılıyor. Ben tam tersini düşünüyorum ya. Bugün yaşadığımız şu sistem var ya, çok akıl dışı. Bu kısma katılıyorum. Çok akıl dışı, çok irrasyonel ve insan hakikaten tam bir kültürel hegemonya içinde. Mesela ne bileyim banka kredi kartından anormal faiz alınması tefecilikle bir görmüyor. Paradan para kazanmada ahlaki bir problem görmüyor. Eskiden borcu olanlar içeri atılmazdı mesela. Bugün ya da utanılacak bir şey değildi. Mesela artık utanılacak da bir şey oldu. Borç kavramımız da değişti. Kölelik olduğu dönemde bile borç utanılacak bir şey değilken o hale geldi. Birçok şey değişti ama bir şey soracağım orada. Bir şey atlıyorsunuz. Söyleyecekler bunu altta da. İnsentif olayı yani merkezi planlanan devlet hallettiği zaman bir ekonominin sağlıklı işlemesi için gerekli inisiyatif yani o güdüyü vermiyor. Yani adamın neden işini daha iyi yapsın? Zaten herkesin hakları eşit olacaksa. İnsanlar evi olursa çalışmaz. Daha çok ne bileyim daha çok çalışmaz, inovasyon yapmaz. Yerinde kalır. Aha da bakınız Rusya bir toplu iğne bile üretemiyor diye yanlış bu da. Birçok ufak üretimde 80'lerde ve 70'lerde itibaren kriz olduğunu da biliyoruz. Böyle bir şey olmayacağını nasıl garanti edeceksiniz diye söyleyecekler. Ben size iletmek zorundayım. Birkaç şey hemen söyleyeceğim. Bir, gerçekten bazı şeyler böyle dillere dolanıyor. Hayatta hiçbir karşı yok. Mesela vergiyi tabana yayalım. Şimdi sokakta geziyorum seçim döneminde bu vergiler falan nereye gidiyor hazine falan. Tabii diyor vatandaş vergiyi tabana yaymak lazım. Arkadaş zaten sadece taban ödüyor vergiyi. Vergiyi tabandan almak. Vergiyi alamak. Tabana yayalım diye bir slogan mı var? Ya vatandaşla konuşuyorsun mesela sokakta tamam mı? Ezberlemiş. Taban niye vergiyi tabana yaymaktan bahsediyor? Ya arkadaş zaten sadece taban veriyor Türkiye'de. Evet, Türkiye'de mesela direkt vergiler dolaylı vergiler. Yukarıdan almak lazım. Ya zenginlerden çok kazananlardan çok. Mesela biz çocukken böyleydi. Çok kazanandan çok vergi alalım daha yaygın bir fikirdi. Hayata geçip geçmemesi ayrı ama fikir buydu. Şimdi tersi. Diğer meselede de mesela işte Sovyetler Birliği toplu iğne bile üretemiyordu. Arkadaş adam uzaya çıktı ya. Böyle bilimde, sanatta, kültürde bir sürü başarısı var ama bu şeye benziyor. AKP yapıyor. İnterneti Türkiye'ye biz getirdik. Tamam mı? Ama 70'ten sonra bir problem olmadı değil. Bence Sovyetler Birliği oldu. Sovyetler Birliği yapılabilecek en düzgün savunma dünya GDP'sinde 1917 ile 1991'i karşılaştırdıklarında Sovyetlerin 2-3 kat etkisini arttırdıklarını. Yani kapitalist dönemde Sovyetler Birliği fakir zaten. Şunu söylemem lazım. Yani sürekli böyle sosyalizmle ilişki tartışmalar yapıldığında dönüp Sovyetler Birliği'ni konuşuyoruz. Tamam mı? Sosyalist deneyimler falan. Ya arkadaş ben bundan 100 yıl önce kurulmuş bir sosyalizmi başka bir coğrafyada bambaşka koşullarda kurulmuş bir şeyi Türkiye'ye transfer etmeyi tartışmıyorum ki. Ben işin temel mantığını tartışıyorum. Yani temel mantık ne? Bir yurttaşı temel alacaksın. İnsanı temel alacaksın. Bir yönetim anlayışını savunuyorum ve iddia ediyorum ki kapitalizm yurttaşı temel almıyor. Parayı temel alıyor. Yani kapitalizm ve sosyalizm arasında bana göre temel fark şu. Kapitalistler nasıl daha çok para kazanır sorusunu bire koyuyorlar. Birinci soru bu. Nasıl daha çok para kazanırız? Kim? Küçük bir azınlık. Nasıl daha çok para kazanırız? Trickle down economics diyorlar. Aşağı gelecek. Onlar öyle iddia ediyorlar. Ben diyorum ki gelmiyor. Tam tersi dünyada özellikle mesela son 20 yıllık trende baktığımız
baktığımızda uçurum iyice açılmış durumda. Yani en zenginler çok daha zengin. Aşağı doğru indikçe yoksulluk artıyor ve yaygınlaşıyor. Dolayısıyla esas tartışmayı buradan yürütmek lazım. Bunun yolu da işte bu temel insani ihtiyaçlarımızı, zorunlu ihtiyaçlarımızı bir güvence altına almamız lazım. İkincisi, şimdi bu olursa insanlar çalışmaz meselesi var ya, o da beni çok güldürüyor. Şöyle hocam bak şöyle bana oluyor. Bana da pek mantıklı gelmiyor da. Hayır bak şöyle oluyor şimdi. Yani bir rakam bir JP Morgan çıkmaz biz, buradan da. Biz çalışmak için mi yaşıyoruz ya? Ya çalışmak bir yaşam amacı olabilir mi? Bak ben diyorum ki kapitalizm bize şunu yaptırıyor. Bütün hayatımızı... Hocam çok yanlış insan sordunuz. Bana, benim için bir stil değil bana. Yani Kore'ye mal veriyorsunuz şu anda. Benim için bir çalışma... Ay şimdi bak, mesela buna çok üzülüyorum. Ben en çok tartışılan şeylerden biri konut hakkı. Diğeri de çalışma saatlerini kısaltalım dedim. Ortalık birbirine girdi, tamam mı? Abi kısalsın tabii. Kısalsın. Çok istiyorum kısalmasını. Herkes daha az çalışarak bugünkünden daha mutlu olabiliyorsa niye daha çok çalışalım? Bak şu ayrı. Üretmek isteyebilirsiniz. Yani kültür üretirsin, sanat üretirsin. Ne bileyim akademik çalışma yaparsın. Bunlardan keyif alıyorsundur. İnsanlığa da faydası vardır. Sana da faydası vardır. Bu David Graeber'ın dediği yere gelir. Sevmediği işi yapan insanlar. Abi, bak net bir şey söyleyeceğim. Şu anda hakim olan anlayış şu. Biz yaşamak için çalışmıyoruz. Adamlar bize şunu yapıyorlar. Çalışmak için yaşatıyorlar bizi. Yani hayatının merkezinde iş var. Birilerine daha fazla para kazandırmak var. Arada sen de kazanabileceksin hayaliyle. Ya akıl dışı bir şey değil mi? Güneş doğmadan işe gidiyorsun. Güneş battıktan sonra geliyorsun. Ya 12 saat, 14 saat, 15 saat çalışıyorsun. Hocam işte biz kanal kurduk, bıraktık. Bengü de ben de hepimiz biz de öyle çalışıyorduk. Benim akademisyen olma nedenlerimden biri benim annem babam öyle çalışıyorlardı. Belli bir seviyeye geldiler. Zaten hayatları başarılı olanların çocukları aynı işi yapmayacak, görecekler. İşte reklamcı olacak, şey olacak. Niye? Bu görüyor babasının yaptığı işi. O yüzden şunu yapmamız lazım. Temel tartışma şu bak. Dünyadaki toplam üretim, dünyadaki bütün insanlara ben diyorum ki fazlasıyla yeter. Kat be kat yeter. Yani bunu doğru paylaştırabilirsek toplam üretimimiz bizim aslında bütün dünyayı doyurabilecek, mutlu edebilecek, huzur verebilecek bir genişlikte. Fakat burada bölüşüm sürecinde birileri hiç hak etmedikleri halde çok fazla pay aldıkları için kalan milyarlarca insan ya da işte genel olarak hani o bir artık dillere yerleşti. %1 ile %99 arasında böyle bir eşitsizlik oluşuyor. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bunu ortadan kaldırmadığımız sürece hiçbir şey düzelmez. Sürekli olarak insan insanın kurdudur. İnsan insanı yer. İnsan zaten bencildir falan gibi saçma sapan. Hani doğuştan ben mesela şunu iddia etmiyorum. Doğuştan herkes iyidir. Yok. Doğuştan herkes güzeldir. Hayır. Ama tersine denedir diyorum. Herkes doğuştan kötüdür. Bunlar evrimsel psikologlar falan. Çalışmışlar, bulmuşlar zaten. İnsan yani. Sosyal bir canlı. Başkalarıyla etkileşime girmeden de haz almıyor. O yüzden güç, para gibi şeyleri de komşusuna göre belirliyor. Yani bir insan kötü de olsa biriyle ilişkiye girmek zorunda. Toplumsal bir varlık. Aynen böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi size gelen eleştiriler hep böyle internette bir yerde kesilmiş evlerimize el koyacak. Bilmem yani ezber. Tam bir hayır böyle şey var ya işte İsmet Kaçağı, asker kaçağıdır diye bir eskize şeyleri vardı. Ya da işte komünistler gelecekmiş. İşte Anadolu köylerinde herkesinki olacakmış falan. Bu seviyede ya bu memlekete ne oldu da bu kadar sağ oldu? Çünkü 80 ihtilalinden sonra iki şey soracağım. Türkiye bu kadar, bir de sola ne oldu? Nasıl bu kadar etkisizleştiniz ya? Dünyada da etkisizleştik. Kültürel sola kaydı ki. Şimdi hocam garip bak. Burada niye oldu? %1, ikisiniz, üçünüz. HDP'yi saymıyorum. Bir tek bir şey getirdim yanımda gelirken. Bu dersi anlatırken ilk derslerinde, bilim tarihinde ilk dersinde şeyi fark ettim ben. Mesela diyoruz ki dünya, işte evren 13,5 milyar yaşında. Ne ifade ediyor? Mesela sokakta herhangi birine bunu söylesek ya da bir üniversite öğrencisi bunu söylesek. Gözünde canlanmıyor, tamam mı? 13,5 milyar yıl ne demek? Sonra şöyle bir çalışma bulmuştum. TÜBİTAK Bilim Teknik'te çıkmıştı bu o zaman. Diyor ki gel diyor bunu bir yıla indirelim diyor. 13,5 milyar yılı bir yıl olarak alalım. Bizim hayatımız kaç saniye? Şimdi Aralık'tan önceki olayları zaten geçelim, tamam mı? İşte büyük patlamadan başlıyor diye. Büyük patlama 1 Ocak diye aldık. Hocam Aralık ayının 30'u. Biz tatilde başlamışız zaten da. Direkt tatil yani. Aralık ayının 30'unda ilk insansılar ve büyük memeliler ortaya çıktı. En son bak 31 Aralık'a geliyorum. 31 Aralık'taki olaylar. Ateş 23.46. 31 Aralık 23.46. Ateşin buluş. Osmanlı İmparatorluğu falan biraz şey. Onlar 23.59'dur hepsi artık. 23.59. Niye anlattı bunu? O kadar büyük ki aslında bu insanlık tarihi, evrenin tarihi falan. Şimdi biz bunu işte atıyorum 100 yılını alıyoruz ve her şeyi orada çözmeye çalışıyoruz. Ya bu 100 yılı mesela işte sosyalizm eleştirilerinden çok ona gülüyorum yani. 70 yıllık bir sosyalizm deneyimi var topu topu. Hani salise bile değil insanlık tarihi içerisinde ama her şeyi onunla başlatıp bitiriyoruz. Kendimiz için de söylüyorum yani övgüler açısından da böyle, sövgüler açısından da böyle. Yani arkadaş biraz geniş bakalım mevzuya. Bir de tek bir paradigmada tarım toplumları, yeni sanayileşen toplumlar üzerinden şey oluyor. Bütün tartışmamız buraya sıçmış durumda. Hiç sosyalist olmadı. Ben diyorum ki gel şöyle yaklaşalım meseleye. Bu bütün insanlık tarihi boyunca bizim bir idealimiz var. Aslında başka biçimlerde ifade etmişiz ama eşitlik ve özgürlük. Eşitlik ve özgürlük, bir de bunlar arasındaki ilişki nasıl olacak? Yani eşitlik için özgürlükten vazgeçilir mi? Özgürlük için eşitlik ezilir mi? Mesela ben artık geldiğimiz nokta şöyle düşünüyorum. En büyük hayallerimden biri. Eşitlik, özgürlük tek kelime gibi kullanabilsek. Tek kelime gibi yani. Bu bir bütünlüklü bir şey. Ve buraya doğru bir ilerleyişi var insanlığın. Ama batı doğru düşünürsen tam tersdir. Yani eşitlik bir nevi özgürlüğü de kısıtlayan bir şey. Aslında tam tersi. Şimdi bunu bulmamız lazım. Şimdi önümüzdeki soru bu. Biz nasıl
nasıl eşitliği ve özgürlüğü birbirinin içine geçirerek bir yeni topluma ulaşacağız? Temel tartışma bu. Şimdi bu tartışma bana göre işte sol bu. Bunu geliştirmek, bu fikri toplumsallaştırabilmek, yaygınlaştırabilmek, derinleştirebilmek, solun güçlenmesi. Şimdi karşı taraf, iktidar. Bir sol burada pürüpak değildi. Yani zaman zaman biz bunu tartıştık. Mesela özgürlükler adına eşitliklerden vazgeçildiği dönemler oldu. Eşitlikçi bir toplum arayışı sırasında özgürlüklerin sınırlandırıldığı örnekler oldu. Mesela açık bir şey söyleyeyim. Benim hayalimdeki sosyalizmde ya mesela ülke dışına çıkmak için devletten izin almak falan ya saçma. 36-38 mahkemeleri yoktur herhalde. Tabii değil saçma ya. Yani şimdi, hele bak mesela bana şu şey çok komik geliyor artık mesela. İnterneti mi yasaklayacaksınız falan. Abi hangi çağda yaşıyorsun ya? Neyi yasaklıyorsun? Yani bunlar mümkün değil artık. Dolayısıyla özgürlük konusunda daha geniş bakmak lazım. Öyle düşünüyorum. Mesela bazen bize şey yapıyorlar şimdi. Siz mesela iktidara gelince yurt dışına gitmesi yasaklanacak mı insanları falan? Arkadaş şimdi Türkiye'de şu anda yasak değil sözde de aldığın pasaportla nereye gidiyorsun yani? Türk pasaportuyla nereye gidiyorsun? Ama birkaç şey oldu. Mesela Sovyetler i̇şte tamam. üzerinden yapılan açıklaması falan. Oralardan işte Doğu Almanya örneği veriliyor, Küba örneği veriliyor falan. Buralarda sanki böyle bir engelleyicilik varmıştı. Ben mesela bunların hepsinin bittiğini ve... Ama sizin tahayyülünüzde şöyle bir şey mi var? Siz %50'lere iktidara gelip sosyalist bir rejim oluşturmanın çok uzağındasınız. İlk aşamada herhalde. Hiç emin olma hocam. Hiç emin olma. Yani Türkiye sosyalizme bence çok... Ben Türk halkına güveniyorum. Sizin yeteneklerinizle küçümsediğim için değil. Türk halkının komprehansiyonuna güven... Tam tersi bak. Ben mesela şu 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda esas gördüğüm şey şu. Biraz önceki soruyla da bağlayayım. İkisini beraber yanıtlayayım. İktidar 100 yıldır hep solu dış mihrak. Türkiye'de yok. Türkiye'de olamaz. Bence mesela şu çok önemli. Nazım Hikmet'in vatandaşlıktan çıkartılması sembolik olarak bir kişinin vatandaşlıktan atılması değil. Sen komünistsen bu ülkede vatandaş olamazsın muamelesi o. Yani seni yok sayıyor. Tamam mı? Ta 60'lara kadar ki bütün hikaye bu. 60'larda bir dönem tip bir atak yapıyor. Abi arkasından Milli bakiye sistemini değiştiler sizin yüzünüzden. Gerçekten bizim yüzümüzden. Doğru. Ama %3'le 13 milletvekili çıkıyor. 14 artı 1 Çetin Altan bağımsız giriyor. 15 milletvekili çıkartıp muhalefet gibi muhalefet yaptığın zaman rahatsız oldular. Ondan sonra bitmedi ki. Kör ettiler Çetin Altan. Mecliste kör ettiler. Sonra 12 Mart muhtırasını verdiler. İşte denizleri idam ettiler. Mahirleri katlettiler. Abi yetmedi 80'e kadar. Sürekli gene bir sol düşmanlığı. Bak sizin cümleniz. Ama adil olalım. 70'lerde devletinde de sol var. 9 Martçılar başarılı olsaydı belki de başka. NATO ülkesinde zor bence de. İşte esas mesele o zaten. NATO'ya üye olduğumuz günden bugüne Türkiye'de bütün sistem sol düşmanlığı üzerine kurdu. Bak hani sizin cümlenizle söylersem şöyle söylemem lazım. Hani bugün FETÖ deniyor. O da Komünizm Mücadele Derneklerinin ürünü ve yeşil o da sol düşmanlığından çıkmış. Yani aslında sistematik olarak sola karşı operasyonlar yapılıyor ve ne oluyor? Bak burada esas önemli olan nokta ben şunun için söylemiyorum. Hani öyle söyleyince acındırıyoruz işte cezaevi falan filan. Yok hiç önemli değil bunlar. Boş ver. Bunlar olur insanlık tarihinde. Fakat mesele şu. Solu bu kadar ezdiğiniz zaman 80 yıl sonra kurduğunuz cumhuriyetin tepesine cumhuriyet düşmanları yerleşiyor. Yobazlar yerleşiyor. Ve bunlar bu sefer son 20 yıldır yaşadığımız karanlığında temel nedeni haline geliyor. O yüzden şimdi bu kadar ağır süreçlerden solun yok edilmeden çıkmış olması bile bence başarıydı. Şimdi geldiğimiz aşama şu hocam. Bence. Bu ara sürekli kafamda bunu döndürüyorum. Gezi direnişiyle beraber Türkiye'de bir yeniden insanlar ayağa kalktılar. Yani biz sadece seçmen değiliz kardeşim. Biz yurttaşız. Yani benim fikrimi 5 yılda bir soruyormuş gibi yaparak beni idare edemezsin. Çok üstüme gelirsem sen kimsin derim. 10 milyon insan bunu söyledi Türkiye'de. Ve bakın temel iddiam şu. Gezi ile beraber Türkiye siyasi tarihi yeni bir döneme geçti. Biz Türkiye İşçi Partisi önce sol içinde, solun o klasik mahallesi içerisinde bunu tartıştırmaya çalıştık. Boğulmaya çalışıldı o sesimiz. Hani bir dakika ya Gezi oldu artık yeni şeyler zamanı. Hani geçmişimizi reddetmeden ama bir güncellenmeye ihtiyacımız var. Dedik sol mahalle bizi aforoz etti. Oradan, ya neden bir sol bak, yükselince dur, hemen ha, bak, ilgileştir oradan, soldan? Yok, hiç önemli değil. Oradan çıktık. Şimdi bak seçimin arifesindeyiz. Dikkat edin. Ben mesela bazen kendime şunu sorayım. Ya bu seçime tip girmeseydi bunlar neyi tartışacaklardı? O kadar böyle bir kuşatılmaya çalışılıyor ki parti. Çünkü artık Türkiye siyasetindeki bir statükoyu da kıracağız. Bugün sabah toplantıda bir örnek verdim. Bak Fatih Mehmet Matuşoğlu Ovacık Belediyesi'ni aldı. Mesela belediye binasına pankart astı. Dedi ki gelirler bu giderler bu şeffaf. Nereden para alıyoruz nereye harcıyoruz herkes bilsin. Mesela o bir çizgi çekti. Ya Anadolu'da böyle biraz iddialı bir takım belediye başkanları, MHP'liler, AKP'liler bile onu örnek almak zorunda kaldılar. Çünkü millet onu gösteriyor. Ya bak böyle de belediye başkanlığı yapılıyormuş. Şimdi bu seçimde mesela Türkiye İşçi Partisi yok biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar mecliste hiç adı anılmayanlar. Mesela işçiler, köylüler, LGBT artılar. Mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini koyduk listeye. Hani seçilse muhteşem olacak. Bir taraftan öğrencilik yapacak, bir taraftan milletvekili olacak. Şimdi bence tip başarılı olursa bu seçimlerde Türkiye siyasetinde yeniden böyle bir çizgi çekilecek. Bak iddia ediyorum bir dahaki seçimde her parti kendi listesine işçi koymak zorunda kalacak, köylü koymak zorunda kalacak, üniversite öğrencisi koymak zorunda kalacak. Yani bugüne kadar siyasette kendisine yer bulamayan yeni insanlar siyasete yer bulacak. Solun gücü biraz burada. O yüzden biz mesela iktidar, tabii ki bir iktidar hedefimiz var. Ben üretenlerin yönetmesi gerektiğini savunuyorum. Hiçbir tartışmam yok burada. Ama
gerçekçiyiz. Bizim farkımız şu. Gerçekçiliğin yüzde kaç başarı hedefiniz? Bu seçimler için. Evet, başarılı olursak dediniz. Ben bunu %3 mü 5 mi 7 mi? Hocam açık konuşayım. 3 sene önce anketlerde 0-2'yi görmüştük. Daha ilk defa yıllar sonra bir Sosyalist Parti diğerleri kutusundan çıktı, böyle 0-2 gözüküyor. Ben ertesi gün çıktım, dedim ki ilk seçimde hedefimiz %3 ve meclise grup kurmaktır. Bu solu hiç bilmeyenler için çok küçük bir hedef olarak gözüktü. Solu bilenler açısından da böyle bir şey olsa devrim sayılır Türkiye'de. Yani şöyle bir örnek vereyim. Has Parti %3,5 oy aldığı için Türkiye siyasetinde yer yerinden oynamış zamanda. %3,5. Sizden önce seçim programı seçtik. Bu 14'ünde yayınlanacak seçim programı. Bundan sonra orada da söyledim. Türk seçmeninin en şeyi seçim sistemi nedeniyle büyük bir iki partiye esir edilmiş. Kendisi de hiç oradan ayrılmıyor. Yani küçük partiye bir ilgi azlığı var. Hep gidiyor aynı partiye veriyor. Kendi vekilini de seçemiyor. Genel başkanlar da belli. Şimdi bu bir sıkışmışlık var orada. Arada seçim sistemi değişti benim bu tezimden sonra. Ama eğer o seçim sistemi olsaydı bu söylediğim hedefleri çok aşacakmışız. Ben çok geri bir hedef koymuşum diye düşünüyorum. Şimdi yeni seçim sisteminde şu var. Hani sizin izleyenleriniz rahatça anlayacaktır diye. Biz 52 ilde seçime girdiğimiz için. Tabela, çok, tabela çok önemli değil. Biz şuna bakacağız. Kaç İstanbul'da şey? Diyelim ki Ankara 3. bölgede, İzmir'in 2. bölgesinde, Adana'da, Mersin'de, Hatay'da, Antalya'da, yani seçime girdiğimiz büyük şehirlerde alacağımız oylara bakacağız. Buralarda da durum şu. Matematik şunu gösteriyor. %3 bu illerde, %3'ü aldığımız her yerde vekil çıkartacağız. %6'larda ikinci vekiller çıkacak. Ben bununla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu bambaşka bir şey olacak. Yani parlamentoda yeni bir dönemi başlatacağız. 20 vekil lazım size ama. 20'yi bulursak zaten ortalık kaçışsın, onu söylüyorum. Yani hatta şunu söylüyorum, bugün söyledik. Şöyle bir şansı var yurttaşın bu seçimde. Hem iktidara hem muhalefeti belirleyecekler. Ya bir yurttaş ne ister ya? Aynı anda benim iddiam şu. Partimizin tutumu da bu. Diyoruz ki bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne. Bence ben hiç öyle düşünmüyorum. Türk seçmeni çok kötü bir durumda, hiçbir şey belirleyemiyor. Kendi vekilini seçemiyor. Normalde de oy vereceği cumhurbaşkanını seçemiyor. Tamamen sıkıştırılmış durumda. Şimdi şurada bu zaten cumhurbaşkanını biz niye seçiyoruz? Bu cumhurbaşkanı biri olmasın diye mi seçiyoruz, bu mu yani? Hayır, biz bu cumhurbaşkanını bu sistem ortadan kalksın diye seçiyoruz. Yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek üzere görevlendiriyoruz onu. Koltuğa oturtmuyoruz onu. O koltuğu çöpe at diye yetki veriyoruz. Valla yani inşallah öyle dediğim gibi. Öyle olacak. Öyle olması gerekiyor. Ha, niye böyle rahat konuşuyorum? Çünkü şimdi AKP'ye karşı muhalefetimiz gözüküyor. 4 kişiyle AKP'ye böyle muhalefet yaptık. Biz önümüzdeki dönem hedefimiz şu. Diyoruz ki biz sorumlu muhalefet yapacağız. Bak yalan söylemiyorum. Halk lehine bir şeyler yapıldığında sonuna kadar destekleriz. Hatta iddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Bugün Millet İttifakı içinde olan bazı siyasi partilerin çeşitli adımlarında Kemal Bey'i yalnız bırakma ihtimali vardır. Halkın lehine olan bir takım adımlarda yalnız bırakma ihtimali vardır. Biz halk lehine olan her adımını sonuna kadar destekleyeceğiz. Çok basit bir örnek vereyim. İstanbul Sözleşmesi. Millet İttifakı'nın içinde tartışma konusu olduğunu bildiğim için söylüyorum. O partilerden hangisi nasıl pozisyon alır bilemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği zaman. Ama tip bunun sonuna kadar savunucusu olacak. Bir de biz şöyle bir güven verdik bence insanlara. Biz doğruyu kim yaparsa yapsın onun yanında durabilecek. Hani illa benim doğrum olacak, böyle bir inadımız yok. Bugün sabah konuşuyorduk. İyi Parti mesela. Benim dünyada İyi Parti ile nasıl bir ortaklığım olur? Hiçbir ortaklığım yok. Ama mecliste verdikleri bir takım önergelere evet oyu verdim. Ama şimdi 4 kişisiniz. Bir de parayla pulla da daha işiniz yok. Ama iktidara gelmek için lazım değil mi? Paralı pullu işler, müteahhitler. Tam tersi. Bunsuz iktidara gelinebilir biz mi? Biz şunu göstereceğiz hocam. O şimdi zaman bozulacak mısınız yani? Türkiye'de güçlü olan, yani bu mali imkanları şunu bunu güçlü olan kendini haklıymış gibi pazarlıyor, tamam mı? Biz tersini yapacağız. Haklı olup güçsüz başlayan ama haklı olduğu için güçlenebilen bir parti olduğunu gösteriyoruz. Bak ya, bu son 5 yılda kurulan partilerin tümünü şöyle bir masaya yatırın. Hepsinin bizden çok parası, hepsinin bizden çok mali imkanı, hepsinin bizden çok olanakları vardı. En büyük etkiyi Türkiye İşçi Partisi yarattı. Diğerleri seçime girmeye cesaret edemediler ya. Yani adını koyalım şimdi. Biz böyle geldik. Şimdi bundan sonrası da niye rahatım? Mesela size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu bütün partiler adaylık için para alıyorlar ya, şu kadar para, bu kadar para. Biz de son toplantımızı Hatay'da yapıyorduk. Bu haberler geldi işte. AKP şu kadar adaylık parası istiyormuş, CHP şu kadar istiyormuş falan. Biz dedik ki ya, biz dedik koli isteyelim insanlardan. Bir hijyen kolisi, bir gıda kolisi, depremzedelere veririz bunu. Şimdi arkadaşlar dedi ki ya bu biraz riskli değil mi? Herkes gelecek aday olacak falan. Dedim ki ya bize gelip aday olacak kişi ateşten gömlek giyiyor ya. Bugün Türkiye İşçi Partisi'ne gelip aday olacak kişi mesela. Diyelim ki siz geldiniz, bizden aday oldunuz. Sokakta yürürken yanlış bir şey yaparsanız bizim seçmen sizi affetmez. Hemen kuşatırlar sizi. Sen tipin adayısın ya, bir dakika dikkat et, sen bunu yapamazsın. Yani buradaki değerler çok geniş bir toplumu. Kendinize toplumu... güveniyorsunuz yani. Hocam. Peki bunu o zaman 5 sene sonra bunu kesip alırlar. Hiç fark etmez. Ya mesela şu bak, çok açık söylüyorum. Ben... Bu kısır şey olmasın sonra. Tayyip Erdoğan'ın hocam size net bir şey söyleyeyim. Yüzükle açıklamaları hayır, gibi. Hayır bak. Size, İnşallah dediğim gibi. Size net bir şey söyleyeyim. Ben milletvekili olduğum gün mal varlığımı teslim ettim. Allah'a şükür hiçbir şeyimiz yok. Kolay oluyor yani, boş geldi. Boş geldi mi? Ama ne var ne yoksa yazdım, bir arıza çıkmasın diye. Yani hassas olduğum için bu konuda. Arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Ceketimi alıp çıkacağım. Ya yani milletvekilliği bittiğinde ceketimi alıp çıkacağım. Hiçbir şeyim olmayacak. Şimdi bak 4,5 yıl geçti. Gene hiç mal varlığı. Ama gördüm, business'ta uçmuşsunuz diyorlar. Hocam düşünsene bak. Çünkü uçağa binerken business koridorundan geçmiş. Aynen,
Yok hiç öyle olmadı. Şimdi şey business koltuğunda tabii koridordan geçerken çekmişler. Business koltuğunda oturdum doğru fakat şu milletvekillerinin son dakikadaki uçaklara normal ekonomik bilet aldıkları durumlarda bile boş yer varsa ayırıyorlar. Şimdi bunu da sadece bu seçim döneminde çok olağanüstü yolu var. Ya bu arada bir vekille business uçması bu kadar neoliberal bir toplumda şimdi bak bugün, çok da garip bugün değil yazdım yani. Tayyip Erdoğan'ın kaç tane uçağı olduğunu sorgulamıyorlar. Ya benim burada rakibim Numan Kurtulmuş. Aynı bölgede mücadele ediyoruz. Ya 8 tane arabayla geliyor. Hepsi devlet arabası. Öbür tarafta Süleyman Soylu şurada. Milletvekili adayı sözde. Adam İçişleri Bakanı. Ya hem İçişleri Bakanı hem Milletvekili ama sebebi eleştiri yapanlar onları da eleştiriyorlar. Hayır eleştirmiyorlar. Eleştirilmesi lazım. Bana dönük eleştirile. Ya giydiğin kazak eleştiri konusu haline geliyor. İşte uçağa binişin eleştiri konusu peki, haline geliyor. Peki bir eleştiri daha bir var. De bir şey daha söyleyeceğim. Aynı gün sabah o uçakla gitmişim. Akşam uçağında da ortada oturuyorum. Ortada oturmak daha güzel. Çünkü insanlarla sohbet edebiliyorsun. En son bir eleştiri daha var. Diyorlar ki bunlar diyorlar işçilerle falan şey yok. Moda sahilde aktivite yapıyor diyorlar. Bunlar diyor ne diyor sosyalizm değil modaizm mi diyorlar. Ünlü partisi diyorlar. Hocam onlar işte sadece moda sahilde gezdikleri için sadece orada görüyorlar. Hocam bir dakika ben de sadece moda sahilde geziyorum. Sen söylüyorsan sana da söylüyorum çok açık. Ya ben yani söylemiyorum bak, ama. Ay şimdi şu, gerçekten bu çok acayip. Kendisi sadece dar bir alanda yaşıyor. Tamam mesela kendisi dünyayla kurduğu ilişki, siyasetle kurduğu ilişki sosyal medyaya hapsedilmiş. Diyor ki ben tipi sadece sosyal medyada görüyorum. Abi sokağa çıksan göreceksin çıkmıyorsun ki. Ya da işte tipi sadece modada görüyorum. Sadece Taksim'de görüyorum. Çünkü sen sadece oraya gidiyorsun. Size her kesimden oy veriyorlar mı? Ya bak çok açık bir şey söyleyeceğim. Oransal olarak ben sahada gördüğüm şey şu. Oransal olarak geçmişte her partiye oy vermiş insandan oy alabilen en yüksek mesela oy alabilen parti. Mesela tarikatçı birinden oy alabilir misiniz? Oy verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum yani ama. En azından ilgisini görüyor musunuz? Şunu gördük deprem bölgesinde. Geldiler bizim deprem dayanışma merkezine. Biz bilmem ne efendinin talebeleriyiz. Kamyonda malzeme var. Size güveniyoruz. Bunu siz dağıtırsınız diye bize teslim ettiler. Yani bildiğin bir tarikatın üyeleriydi. Ama getirip bize teslim ettiler. Şimdi oyunu verir mi bilmiyorum ama tamam, şunu orada bir aşamadır. İletişim kurabiliyorsunuz şimdi yani. Şu önemli. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de aslında çok güçlü bir sol damar var Türkiye'de. Fakat bunun solculuk olduğunu bilmiyor, kabul etmiyor. Nerede gösteriyor? Mesela servet düşmanlığında mı mesela? Nerede? Nasıl çok özetleyebilirim? Çok damasını mesela Neşet Ertaş dinliyor tamam mı? Yani en yaygın dinlenen türküler Neşet Ertaş bunun türküleri. Solculuğunda ne alakası var? Abi şimdi bak yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diye isyan ediyor orada. Bir şey anlatıyor ama sana. Adalet arayışı da olabilir tamam yani. Adalet solcu... arayışı soldur zaten. Ama bu kadar sola geniş tutarsak. Peki başka bir şey söyleyeyim. Ben sağcıyım diyen kimse tanıyor musun Türkiye'de? Ben sağcıyım diyen bir kişi var mı? Bak sağcılar hep şöyle yapıyor. Ben milliyetçiyim, ben muhafazakarım, cartımcıyım. Ben sağcıyım demek ayıp Türkiye'de ya. Bak ama ben solcuyum demek ayıp değil. Şöyle denelim. %90'ı sağcı olduğu için tam belirleyici olmuyor. Hayır abi değil bak ben. Değil bak ben... Gördüğüm bütün sağcılar bak tartıştığım bütün sağcılar şöyle yapıyor. Bize sağcı derler ama ben sağcı değilim, milliyetçiyim. Bize sağcı derler ama ben muhafazakarım. Bize sağcı derler ama biz muhafazakar demokratız falan. Sağcıyım diye kimse yok ya Türkiye'de. Çok net solculuk ayıp değildir Türkiye'de. Solcular göğsünü gere gere ben solcuyum der. Sağcılar en fazla şunu söyler. Ya sağ sol mu kaldı? Sağ sol mu kaldı diyenlerin hepsi sağcıdır memlekette. İşte bence bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye'de aslında bir sol ama sağ sol mu kaldırın bir tane defansında sol o kadar etkisiz bir 40 sene geçirdi ki. Demek ki bu belli şeyleri ya bak bu bu 40 seneye rağmen, bak bu etkisiz 40 seneye rağmen iktidarlar hala hep solu öldürmeye çalışıyorlar. Hala solu bitirmeye çalışıyor. Rakibinin hep solcu olduğunu nerede vurdu. Öldürmeye çalışıyor? Atıyorum mesela. Komünizm öldü değil mi? Evet. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz abi komünizmle? Uğraşıyorlar mı? Öldü. Uğraşıyorlar tabii. Sabah akşam bunu uğraşıyorlar. Çünkü bak. Ama zaten ya bir yere polis yollaması onun için çok bir şey değil bak, ki. Tansu Çiller mesela. Tansu Çiller hatırla ne demişti? Son komünist devleti bitirdik dedi. Niye bunu söyledi? Özelleştirmeleri ancak böyle meşrulaştırabiliyordu. Yani devletin örneğin işte sağlık, eğitim gibi alanlardan çekilmesi gerektiğini savunuyor. Anlatmaya çalıştığı şey o zaman. IMF politikalarını getirmişler. 80 ihtilal zaten bunun için yapıldı. Komünizm, sosyalizm gibi fikirlere düşmanlık aslında onun halkın gerçek çıkarlarını temsil etmesine dayalıdır. Ve bunun içini boşaltmaya çalışıyor adam. Şu denklemi kurulmasına izin vermiyorlar. Sosyalist eşittir. İşçi sınıfının haklarını savunan, işçi sınıfı için mücadele eden. Bu denklemi kurmamak için sürekli olarak sana... Ya düşünsenize, bütün Cumhuriyet tarihini şöyle yazabiliriz. Bir dönem sosyalistlere işte anarşist dediler. Bir dönem bölücü dediler. Şimdi terörist diyorlar. Ya bak, dünyada ben başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Varsa söyleyin. Tayyip Erdoğan bir konuşmasında diyor ki, aşırı terörist. Abi şimdi düşündüm, tamam ne diyor bu diye. Aşırı terörist. Çünkü herkesi terörist yaptı. Yani herkes terörist olunca başka bir şey bulması lazım. Ya Osmanlı dökümanlarda şey var ya böyle eşkıya ya da Şaki dedi mi birini sistemin dışına çıkarmak için hemen Şaki dersin. Bize de onu geldi yani normal haklardan makbuliyete atmak ve solu bununla eşitlemeye çalışıyor. İşte bak bu solu öldürme tip niye toplumda bir ilgi yarattı? Bence önemli başlıklardan bir tanesi. Neden? Genel başkanı konuşmayı biliyormuş. Ben onu şey yaptım bunda. Bu tamam bununla. Yani genel siyasetçiler Türkiye'de belagatları çok güçlü insanlar değildir. Ben Tayyip Erdoğan dahil olduğunu düşünüyorum. Çok az
bazıları Bülent Arınç hariç, biraz da Baykal'da vardı. Hocam burada fikir önemli. Biz bir geziyi gördük. Geziden sonra Türkiye toplumu değişiyor. Buna uyum sağlamamız lazım. Bundan öğrenmemiz, bundan beslenmemiz lazım. Bir bu. Park forumları vardı ya. Benim evet, hayatımın evet, en önemli siyasi platformu. Dersler, en önemli dersler orada çıktı. Yani insanları dinlemeyi öğrendim mesela. Ortak aklı geliştirmeyi. Çünkü birbirini hiç tanımayan bin tane insan şu Yoğurtçu Parkı'nda toplanıyorduk. Saatlerce konuşuyorduk. Mesela bunu öğrendiğimiz andan itibaren oradan beslenmeye başladık. Başka bir dil, başka bir bakış açısı. Birlikte yapmayı aramak falan. Bunlar. Şimdi örneğin toplumun gerçekliğiyle daha sağlıklı bağ kuruyorsun. Bizim siyasetçiler şöyle yapıyor mesela. Bir takım ezberler var, tamam mı? Toplum şöyledir, toplum böyledir. Mesela ben çıktım, o konuşmalardan aldığım güçle, enerjiyle dedim ki kardeşim ben hiçbir tarikattan, cemaatten oy istemiyorum. Bak bunu Türkiye'de söyleyebilen başka parti yok. Çünkü tarikatlarla, cemaatlerle kavga edersen oy alamazsın diye bunların bir şey var. Bunların kaç bin oyu vardı bu kadar? Abi yok işte sorun tam da onu söylüyorum. Ben yok, de diyeceğim aklım. Mesela bak, yani 200 bin oy olsun. Bütün seçim programlarını açsana. Bütün partilerin seçim programlarını aç. Dümdüz laiklik savunan parti kalmadı memlekette ya. O kadar kötü bir şey ki bu. Yani mesela Tayyip Erdoğan'ın düşüncesinin toplumu esir alması böyle bir şey. Ya sen sözde muhalefetsin. Adam en fazla bu toplumu dincileştirerek, siyasal İslamcılığı toplumu genelleyerek. Ya bak laiklik sokağa atıldı bu ülkede. Ya devletin içinde laik kalmadı. Halk bıraksa, halk sahip çıkmasaydı laikliğe, Türkiye'de laiklik diye bir şey kalmamıştı. Bütün bakanlıklar tarikatlara, cemaatlere göre paylaştırılıyor. Yargı mekanizması böyle. Ama Ankara'dan baktığın zaman siyasete, genel merkezden, meclisten baktığın zaman sokaktaki o laikliği sahiplenen halkı göremiyorsun. Diyorsun ki ya biz burada yenildik zaten, geri çekilelim buradan. Hayır, tam tersi. Buraya bir kırmızı çizgi çek. Diğer partilerde bu damar bence çok zayıf. Çok zayıf. Çok zayıf. Yani sanki ayıp bir şeymiş gibi ya. Bak konuşmalara şöyle bir bak. Tamam, laikliği savunmak ayıp. Hayır, sadece laikleşsen de başka birçok şey de öğrenmişsin. Tabii tabii, tabii. Sanki bana da öyle geliyor. Halk okumakta muhalefet çok... Mesela biz ne yaptık biliyor musunuz? Gezi'den çıkarttığımız ders. Biz Gezi direnişinden bir kere halkı özne görmek gerektiğini, halkın sadece böyle oradan oraya çekiştir bir şey olmadığını gördük. Kritik anda tavrını koyar. Buradan ders almak lazım. İkincisi ve daha önemlisi bence şeffaf, samimi, sahici bir siyasetin bu ülkede karşılanabileceğine inandık. Bunu zorluyoruz şu anda. Bak başaramazsak bunu başaramamış olacağız. Ben mesela yenilirsek hani tip başarısız oldu diye üzülmem. Türkiye'de bunun yerleşememesi nedeniyle üzülürüm. Ve inanıyorum. Yani şu anda gördüğüm enerji o. Gördüğüm kararlılık o. Zaten açık bir şey söyleyeyim. Artık seçimin son düzlüğüne girdik ya. Bir dahaki seçimde şu gördüğün siyasetçilerden kim olacak? Hocam ne o jenerasyon ne de bu siyasetçiler bizle bağını koparmıyorlar diyeyim. Yani darı bekaya irtihal eylemiyor. Bunlar iyi. O zaman gelecek öngörüsü olarak söyleyeyim. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı kazanacak. O görevi bitince siyasetten emekli olmuş olacak. Tayyip Erdoğan yenilecek, emekli olacak. Devlet Bahçeli zaten emeklilik çoktan gelmiş olması lazımdı. Kullanmıyor hakkını ama herhalde artık o da... Hocam bu memleketin solu 1972'ye kadar İsmet İnönü'yü düşüremedi. Bülent Ecevit'e rağmen istifa etti. Bakın CHP'de ölmeden bir yıl öncesine kadar 80'e kadar İnönü kaldı. Peki sonra ne oldu? Çok da güzel oldu. Tamam işte, çok bak, da güzel oldu işte, ama Devlet Bahçeli istemezse ayrılmaya da bilir hocam, yani. Onlara hiçbir güvence veremiyorum. Çok sevdiğim bir abimden kulağımda kalmıştır. Doğum zordur. Doğum çok zor. Doğduktan sonra yaşarsın. Hakikaten bir meslektaşım olarak yolunuz açık olsun diyorum. Çok güzel işler yapmışsınız bilim tarihi alanında. Siyasette ne yapacağınızı göreceğiz. Ben siyasetçi daha önce çağırmadım buraya. Çünkü hakikaten ne konuşacağımı bilemiyorum. Sizinle bayağı bir şey konuştuk. Siyasetin dışından konuşan birisiniz. Trump örneği, siz onu beğenmeyeceksiniz ama, ya da Bernie Sanders örneği daha solda. Amerika'da bize bunu gösterdi ki insanlar profesyonel siyasetçilerden, yani al gülüm ver gülüm yapan siyasetçilerden gına getirdi. Yeni isimler çıkıp bir anda parlayabiliyor. Türkiye gibi kendine has siyasi dengeler olan yerlerde de kimin parlayacağını görmek açıkçası pek mümkün değil. Tayyip Erdoğan da böyle çıkmıştı. Tabii %2 ile çıkmadı ama belki siz de Türkiye'de bir gün yükselirsiniz. Böyle düşünüyor musunuz? Yani bir gün kendinizi iktidarda görüyor musunuz? Yoksa bu şey gibi mi? Hani 23-59'dayız da hani 0-0-3'te değil ya. Yani biz göreceğiz mi sizin bir yerlere geldiğinizi? Ben genel olarak Türkiye açısından daha kolektif şeylerin öne çıkacağını düşünüyorum. Yani böyle bir kişi çıkacak parlayacak. Hani astrologlar şey yapıyorlar işte, bir yeni bir lider doğuyor falan. Bunlara pek ihtimal vermiyorum. Bence kolektivizm daha egemen olacak önümüzdeki dönemde. Tek adamların hepsi kaybedecek. Tam burada şunu hatırlatmak lazım. Troçki'nin Rus devrimi için söylediği çok çok önemli bir şey var. Diyor ki Rusya o derece geri kalmış bir ülkeydi ki ancak sıçrayarak ileri gidebilirdi. Türkiye ise hep şey gibi, Avrupa'nın ensesinden bakıyor, tamam mı? Hep ona yetişmeye çalışıyor. Ama asla yetişemezsin. Çünkü o senin önünde. Aynı yoldan gitmeyeceksin. Sıçraman lazım. Bazı alanlarda kendine yeni bir kulvar yaratman lazım. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Mesela Türkiye siyasetinde de eksik olan şey buydu. Biz biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bizden önceki siyasetçilerin yaptıklarını anlamaya, kavramaya, özümsemeye ama bugün kendi tarzımızla bir yol yürümeye çalışıyoruz. O yüzden başarılı olacağız. O zaman yolumuz açık olsun diyorum ve son bir soruyla bitiriyorum. Son. Hocalı özlüyor musunuz? Evet ya da hayır? Kesin evet canım. Kesin evet. Yani hayatımın en güzel yılları, özellikle ders verdiğim yıllar üniversitede, muhteşemdi yani. Bugünden bakınca. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, 101'in bir siyasetçi konuk aldığı bir başka bölüm olur mu?
bilmiyorum ama seçim heyecanına biz de katıldık. Olayla pek ilgilenemesek bile. Hakikaten ben sizi meslektaşım diye çağırdım. Başka yerlerde konuşabiliriz diye. Kasaba siyaseti konuşmayalım diye çağırdık. Çok lezzetli bir sohbet oldu. Bilim tarihinden konuştuk, siyasetten konuştuk. İşte ne bileyim sosyalizmden konuştuk, kapitalizmin geleceğinden konuştuk. Bazı yerlerde anlaştık, bazı yerlerde anlaşamadık. Bir sonraki 101 Plus'ta bir başka konuğumuzla görüşmek üzere. Stay tuned.